Ve senin sağlığınla alakalı veya hayatının diğer alanlarıyla alakalı bir konu değil. Bunları birbirinden ayırmak lazım abi. Yani. Kyrie'nin en büyük sorunu bunları ayıramıyor abi. Şimdi Lou Williams topu getiriyor. Buranda Paul George, buranda Kawhi Leonard. Paul George çıkıp şut atabiliyor. Kawhi çıkıp şut atabiliyor. İkisi sana perde yapabiliyor ve devrilebiliyor. Çözüm yok. LeBron James'in yanında olmadığı hiçbir senaryoda ben Kyrie Irving'in herhangi bir takıma artı değer katabileceğine inanmıyorum artık. Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte hararetli bir NBA gecesinin arkasından buradayız. Anthony Davis New Orleans'a döndü ve yuvalandı. Kyrie Irving Boston'a dönemedi sakatlığı nedeniyle ve yuvalandı. Hatta bütün maç boyunca dalga geçildi. Ve gündemi yine Kyrie yarattı. Yani Anthony Davis'in yarattığı gündemden bahsetmeye gerek yok. Lakers çok konuştuk Kaan abi. Sakatlığı nedeniyle bir kere oynamaması bir haftadır konuşuluyordu oynamayacak olması. Yani bazıları onun Boston'a bilerek gitmediğini, Boston'a bilerek oynamadığını düşünüyor. Biz bunu geçireceğiz. Azdan buna spekülasyon yapacak bir durum yok. Kaç maçtır oynamıyor çünkü zaten. İkincisi maç sırasında, maçtan sonra bir Instagram postu attı galiba. Ve yine çok uzun, yine hani kişisel hayatından, işte depresyonundan, mental sağlığından bahseden ve hayatta basketboldan daha önemli şeyler de var. Bir insanın sağlığı, ruh ve fiziki sağlığı basketboldan bir topun fileye girmesinden çok daha önemlidir. Ama bu entertainment dünyası, bu spor dünyası bunu önemsemiyor. Ben zaten bunu bir drama olarak değil, bir aşk olarak baktığım için dayanabiliyorum hala gibi bir açıklama yaptı. Buradan Marcus Smart'ın açıklamalarına da geleceğim ama ne diyorsun öncelikle metni görünce? Ya bir kere sen metni özetlemeye çalıştın da özetlenecek bir metin değil yani. Yani duvar gibi, manifesto gibi bir şey yazmış yani. Okudum ama senin sonuçta senin özetin gayet net bir özet. Fakat yani gerek özette söylediğine bakarsan, gerek de metne bakarsan, şimdi Kyrie temelde çok haklı, tamam mı? Sonuçta bir tane kauçuk topun bir tane demir çemberin içinden geçip geçmemiz hayatta neyi değiştirir abi? Hayatta bundan önemli bir değil, bin değil, 10 milyon mesele var. Senin hayatınla ilgili bir gün içinde yapmaya çalıştığın şeyler içinde o çemberin o topun o çemberden geçmemesi belki de 127 bininci sırada gelir. Hakikaten önemli değil. Ha şu açıdan önemli. Hayatın bir sürü zorluğu, bir sürü karışıklığı, bir sürü eğlencesi içinde bir renk. Sanat gibi, müzik gibi. Spora böyle baktığın zaman zaten spor keyifli. Bir takımla, bir oyuncuyla bir ilişki kurduğun zaman, onu takip ettiğin, onun başarısıyla sevinip başarısızlığında hayal kırıklığına uğradığın ya da üzüldüğün zaman güzel. Çünkü bu yani bir çeşit gerçekten bir müzikten, sanattan, diziden falan çok çok farklı değil. Hayatına renk katan bir şey. Bazıları için biraz daha büyük, bazıları için biraz daha küçük. Ve doğal olarak bir insanın sağlığından, bir insanın kişiliğinden, bir insanın hayatıyla ilgili birçok şeyden gerçekten çok önemsiz. Hani Kyrie Irving'in sağlıklı olması veya herhangi birinin, izleyen birinin sağlıklı olmasından kıyas bile kabul etmez. Bu konuda Kyrie çok haklı. Fakat Kyrie'nin karıştırdığı bir şey var. Abi bu ikisini birbiriyle kıyaslamak zorunda değilsin. Hayat meselesiyle basketbolu kıyaslamak zorunda değilsin. Bu şey gibi abi. Senin işin, senin kariyerin seni tanımlamaz. Ama kariyerin önemlidir abi. Yani ve sen bu işi yapıyorsan, bir vaatte bulunmuşsan, bir sözleşme altına imza attığın zaman abi senden o işin en iyisini yapmasını bekler insanlar. Hele ki spor gibi rekabetçi bir alanda abi kimse Kyrie'ye sen şut kaçırdın, kötü bir insansın diyemez. Bunu diyen bir takım bir sürü troll mürol var ama onlar boş konuşuyorlar. Fakat sen o şutu atmaktan, daha doğrusu o şutu atabilmek için çalışmaktan o takım içindeki rolünü sonuna kadar en iyi şekilde oynamaktan yükümlüsün abi. Ve senin sağlığınla alakalı veya hayatının diğer alanlarıyla alakalı bir konu değil bu. Bunları birbirinden ayırmak lazım abi. Yani, Kyrie'nin en büyük sorunu bunları ayıramıyor abi. Katılıyorum sana Kaan abi. Şimdi negativite olduğu çok açık yaşamda artık daha fazla. Sosyal medyada ve internette daha fazla negativite olduğu çok açık. Seninle hep bunu konuşuyoruz. Yani sadece Kyrie Irving değil, bir doktor da bugün hayatında 20 sene öncesinden daha fazla negatif tepkiyle karşılaşıyor. Ama ne olursa olsun sen kamusal alanda bir basketbolcu olarak zaten tanındın. Ve kendini tanımlama biçimin zaten 14 yaşından beri basketbolculuk. Sen bir yani kültür endüstrisi ya da Frankfurt okulu mensubu değilsin ki. Hani insanlar seni, tabii ki sen eğlence sektörüne ya da kültür endüstrisine dair bir şey diyebilirsin. Ama ne olursa olsun senin temelde kamusal alanda varlığın basketbolculuğun üzerine şekilleniyor. Bunu bazen bir yerle karıştıran sensin zaten. Aynen abi. Ve senin o iş alanında iyi veya kötü olman, yeterli veya yetersiz olman ya da uyumlu veya uyumsuz olman tamamen o iş alanının kuralları çerçevesinde seni bir şeye koyar. Ben o teraziye koyayım abi.
Ben abi geçen senenin sonunda, ya geçen senenin başında konuşmuştuk biliyorsun takım şimdi. Geçen senenin sonunda artık çok net bir şeye inandım abi. Bu sene Brooklyn'de bence bunu perçinliyor şu an. Kyrie Irving'in basketbol sahasında herhangi bir şekilde olumlu katma ihtimal, olumlu etki yaratma ihtimali bire düştü abi. LeBron James'in yanında olmadığı hiçbir senaryoda ben Kyrie Irving'in herhangi bir takıma artı değer katabileceğine inanmıyorum artık. Çünkü Kyrie Irving'in bu yaptığı işi ne olduğunun algısı çok karışmış durumda Kyrie'de. Hani Kyrie için hep şeyi söylüyoruz. Ya Kyrie'nin yeteneklerini tarif etmiyor. Eğer saf yetenek konusunda konuşuyorsak, saf tamamen basketbol yeteneği. Abi dünyanın gelmiş en eşsiz örneklerinden biri. Abi Kyrie'nin bir penetresine bakıyorsun. Sanat eseri ya. Sanat eseri resmen. Hani onun gibi bir sorun çözücü ancak bence işte Durant'in boyuna falan sahip olduğun zaman, Kavay'ın kuvvetine falan sahip olduğun zaman bir takım fiziksel anomalilerle yakalayabiliyorsun. Onu yetenekle yakaladığı artıları ancak çok büyük fiziksel anomalilerle yakalayabiliyorsun. Şimdi bunu bir kere koyalım. Fakat Kyrie abi oyunun hangi kontekste oynanacağının hiç farkında değil. Şeyden bak tamamen bağımsız konuşuyorum. Takım arkadaşlarıyla olan iletişiminden falan tamamen bağımsız konuşuyorum. Teknik tarafından konuşuyorum sadece. Kyrie'nin oynadığı oyuna bakıyorsun abi. O kadar topu eveleyip gevelemesi, kendi şovunu yapması. Hep şey diyorum ki işte Uncle Drew olmaya çalışıyor. Bir şu, zaten mesela bu manifestonun, metnin sonunda şeyden bahsediyor. Ben bu oyunu aşk için oynuyorum. Bu bir drama değil, bir aşktır. O oyunda bir yetenek gösterisidir falan diyor. Bunu hala bir dans gösterisi zannediyor abi. Bunu hala bir yetenek sergisi zannediyor. Şey var ya bu freestyle yarışmaları falan oluyor. Red Bull'un bilmem ne falan filan. Hala öyle bir şey zannediyor bunu. Onda herkesten daha iyi bu arada. Tabii ki daha iyi abi. Eğer basketbol bir jüri sporu olsaydı buz pateni falan gibi Kyrie muhtemelen dünyanın bir numaralı şey. Olimpiyat şampiyonu falan. Simon Biles'ı olurdu. Tabii Simon Biles'ı olurdu yani. Fakat bu böyle bir spor değil ve farkında değil bunun Kyrie yani. Hakikaten farkında değil. LeBron örneğini vermemin sebebi şu. Kyrie'nin bu tip düşünsel anlamda kafasında yerleştirememesi, basketbolu, hayatı vesaire tam konumlandıramamasını LeBron çok dengeliyordu. LeBron çünkü öyle bir figür ki oyun anlamı, hem teknik anlamda oyunu yönetmesi, biraz gamepad yönetir gibi yönetiyordu. Hem de zihinsel anlamda o kadar büyük bir figüre dönüşmüş ki LeBron onu bastırabiliyor gayet rahat bir şekilde. Yani onun o Robin olması, Batman'in Robin olması ve doğru şekilde kanalize olmasını sağlıyor. Abi Kyrie'ye eğer başrol oynama izni verirsen Kyrie nereye gideceğini bilmiyor abi. Hakikaten bilmiyor yani. Ve ya geçen hafta Marcus Smart Zach Lavin podcast'ine konuk olduk abi. Bu konudan bahsediyor. Bu arada Kyrie Irving'in kimse aptal bir adam olduğunu söylemiyor. Biz de söylemiyoruz. Kyrie Irving gerçekten iyi konuşan bir insan. Yani zeki bir insan. Hani açıklamaların demeçlerine bakıyorsun. İşte ABD tarihine dair açıklamalar yapıyor. Kızılderililere dair açıklamalar yapıyor. Hani başka şeylerle ilgisi olan bir insan ama bir basketbol takımı oyuncusu olarak nerede kendini konumlandıracağını çok bilmediği açık. Lider olduğunda özellikle. Mesela Marcus Smart'a şeyi soruyor Zach Lavin. Geçen seneyle bu sene ne değiştiriyor? Mesela sürelere bakıyorum ben diyor. Kemba'nın top elinde tuttuğu süreyle Kyrie'ninki çok yakın. Asist rakamları çok yakın. Ne değişti diyor. Yani şey diyor biz geçen sene takım olarak birbirimizle hiç konuşmuyorduk diyor. Kyrie'nin sorunları vardı diyor. Bazı zihinsel problemler yaşıyordu. Ben annemi kaybetmiştim diyor. Takımdaki diğer arkadaşlarım Jason Tatum ve Jaylen Brown Gordon Hayward'ın belki o topları almaması gerektiğini düşünüyorlardı. Gordon Hayward sakatlıktan dönüyordu. Ama biz birbirimize o kadar uzaktık ki diyor. Hiç konuşmadık diyor. Yani Kyrie Irving'in olduğu takımların böyle bir vibe'ı var. Mesela şey anlatılıyor Kaan abi. Milwaukee serisinin ilk maçını aldılar ya hatırlıyorsun. Yannis'i ne kadar iyi tuttular. O maçtan sonra Boston bir antrenman yapmış. Ya düşünebiliyor musun? 1-0 öne geçmişsin. Belki seriyi alacaksın. Zaten ilk seriyi süpürüp geçmişsin. Antrenmana Kyrie gelmiş. Şut idmanıymış bu zorunlu değilmiş. Tribüne gitmiş oturmuş tek başına ve 1,5 saat boyunca antrenmanda kimseyle konuşmamış. Şimdi böyle bir vibe sen takıma verdiğinde bir lider olarak yönetilmesi zaten çok güç bir karaktersin ama etrafında yönetilmesi çok zor hale getiriyorsun. Sen saha dışı tarafından bahsedeceksek iş çok daha karışık. Ben saha içinde de yarattığı problem. Yani mesela şimdi asist var abi tamam mı? Bu ben Allen Iverson'a asist diyorum. Allen Iverson bunun çünkü lideri. Allen Iverson oynar son anda gelir uzuna verir smaç yapar. Şimdi abi o da asist bu değersiz demiyorum. Ama bu takımın oynamasını sağlamaz. O sayıyı sağlar. Takımın oynamasını sağlamak başka bir şey. Hele ki Boston gibi hareketten beslenen bir takım. Benzer şeyler Brooklyn için geçerli abi. Hareketten beslenen yeteneklerini tamamen oyun disiplinleriyle yeteneklerin üzerine çıkan oyuncuların olduğu bir takımda gene Kyrie'nin etkisi çok düşük oluyor. Fakat abi Kyrie ile ilgili bir sürü şey. Babacığım sadece ve sadece Kyrie'nin geçmişine işte dünya düz teorilerine, bütün demeçlerine, yaklaşımına, hayatına bir kere bak. Sadece bu teksti okuduğun zaman bile İlk aklına gelen şey oluyor abi. Abi bu adamın aklı çok karışık. Bir kere şurada
böyle beton gibi yazdığı yazıyı Instagram'da uğraşarak patır 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 şey yazacaksın. Abi 10 satırda falan 5 satırda da anlatırsın abi söylediği şey. Senin de özetlediğin şekilde de özetleyebilirsin. Hı-hı. Yani hayat sadece basketbol değil, hayatın diğer anlamlarını unutmayın dersin. Bitti gitti abi. Gramer olarak da çok zor mesela Kaan abi. Ve abi baba kafa binlerce fikir uçuşuyor ve hepsini bir şekilde kağıda dökmek istiyor. Yani ciddi ciddi Kyrie'nin mental yardıma ihtiyacı var abi. Zaten oraya gelecektim ben. Marcus Smart'ın açıklamaları da biraz beni oraya getirdi. Bu bir aslında fiziksel sakatlıktan çok birçok sporcuda bahsediyoruz bunu. Lider olmanın mental zorluğu Kyrie'ye çok ağır gelmiş gibi gözüküyor. Ve yani spot ışıklarının altında olmak, medyayla uğraşmak, o Boston eleştiri kültürünün içine girmek falan bütün bunlar onda onarılmayacak yaralar bırakmış olabilir. Buna çok katılmıyorum abi. Niye diyeceksin? Abi sorun onun lider olması değil. Lider olması bu sorunu inanılmaz bir şekilde kürüklemiş o. Abi Kyrie'nin genel bir şey olarak yani hayatının değişik bölümlerini kafasında kurgulamak ve kafasındaki fikirleri düzenleme konusunda sorunları var. Yani bir kere basketbol sahasıyla hayatı bu kadar grift zannetmek şey diye düşünüyor abi. Basketbolda bir basket atmak işte insan sağlığından bir insanın duygularından daha önemsizdir diyor, tamam. Evet abi. Ama basketbol sahasında yani senin kariyerin işin olan çok ciddi paralar kazandığın ve pek çok insanın gözlerinin üzerinde olduğu ve pek çok insanın duygusal, maddi, manevi bağının olduğu bir alanda bir sorumluluğun var. Evet. Bu sorumluluk hakikaten bir doktorun veya herhangi atıyorum bir tane temizlikçinin sorumluluğundan bile daha düşük bir sorumluluk. Ama o da bir sorumluluk abi. Ya bunu göz ardı edemezsin sen. O zaman yapma bu işi abi. Bu sorumluluk, benim daha önemli sorumluluklarım var mı? Abi yapma o zaman bu işi. Sen bu sorumluluğun altına imza attın yani. Ve bu kadar yani bu kadar aklı karışık, bu kadar farkındalığı düşük, bu kadar dünyaya tuhaf bakan bir karakter gerçekten çok zor bulunur yani. Bu demece kadar ben yani bu şeyi de fark ediyor musun abi bak. Şimdi Marcus Smart'ın demeçlerini söyledim. Hı-hı. Herkes şeyden bahsediyor. Kyrie ile derece işte 2-6, 2-5 mi ne? Kyrie'siz 5-1'lerdi. Dünyeliler 5-2 oldular. Kyrie'siz daha fazla maç kazanıyorlar. Ha Kyrie acaba hani zorluyor mu? Tam öyle değil evet. Öyle değil. Aynen. Öyle değil. Kesinlikle bunu bir kenara bırakın. Fakat abi Kyrie'nin son iki maçında takımın vücut diline ve Kyrie gittikten sonra ilk iki maçtaki vücut dilini görüyor musun? Boston'dan bahsetmiyorum bak. Brooklyn'den bahsediyorum. Boston'da koca iki senenin etkileri yükü var. Yükü vardı zaten. Abi Boston'ın mesela bu sene bu kadar iyi savunma veriminde en son ikinciler miydi? Birinci. Abi bu kadar iyi. Hele Daniel Theis gibi uzun savunma yapmasının en büyük sebebi abi o kadar oynamayı seviyorlar ki şu anda. Marcus Smart'ın demeçlerine de yansıyan. Fakat Brooklyn çok daha kısa bir sürede abi takımdaki herkesin Kyrie olmadığı zaman daha büyük bir iştah duyduğunu hissediyoruz. Saha içi ve saha dışı bu ikisi birden etkiliyor. Çok ilginç bir karakter. Gerçekten çok ilginç bir karakter ve ben kesinlikle şey ikna oldum yani. Bu demeçten önce de. Kyrie'nin bir takımı yukarı çıkarması için tek senaryo LeBron veya LeBron gibi bir figür ve şu anda LeBron gibi bir figür pek görmüyorum ben başka. İşte hani Durant'le seneye oynayacaklar. Ama abi Durant öyle bir figür değil ki abi. Durant tam tersine resesif bir karakter. Kawhi de öyle değil. Kawhi de resesif. Yani çok dominant bir karakterin onun bütün her şeyini törpüleyip onu yönlendirebiliyor olması lazım. Mesela Yannis'e de iyi bir ikili olabilirlerdi. Abi Yannis de dominant değil. Sağ içinde en azından onu daha iyi yönlendirdi. Sağ dışında. LeBron, Kobe, Michael Jordan. Çok çok ilginç bir grup o da. Yani hakikaten çok dominant karakterlere ihtiyaç var onun. Mesela Dwayne Wade de olurdu. Evet, Dwayne Wade de olurdu mesela. Anlatabiliyor muyum? Başka aklıma gelmiyor şu an ama dominant bir Alonzo Mourning'in zirve döneminde Alonzo Mourning olurdu. Yani dominant bir karaktere çok ihtiyaç var. Onu bir şekilde törpüleyecek, bir şekilde basacak, bir şekilde yönlendirecek. Başka abi bu tip bir senaryoda bu kafa karışıklığı onu sürekli dağılmaya itecek ve dağıtmaya, hem dağılmaya hem dağıtmaya. O zaman Kawhi dedin Kaan abi. Resesif karakterlerden biraz bahsederken. Hadi gel biraz. O biraz nominal. Resesif de değil. Alfa da değil. Beta da değil. Bazı açılardan çok alfa. Bazı açılardan çok beta falan. O zaman gel biraz Clippers konuşalım. Konuşalım abi. Evet Kaan abi. Yemek sepetiyle haftanın takımını seçeceğiz. Ama öncelikle yemekte klasik bir menümüz var. Bologna yöresinden sana spagetti. Bana Garfield'ın favorisi lazanya. Abi sen devam et. Ya güzelmiş abi. Tamam sen devam et programı işte. Ben geleceğim birazdan. Son programda pişe seni çok etkilemişti abi. Arka güzel menüler geliyor. Şimdi haftanın takımında Kaan abi. Aslında sezon başından beri dönem dönem konuştuk ama hiç geniş konuşamadık seninle Clippers'a. Biraz konuşmuştuk. En azından Paul George ve Kawhi'yle birlikte konuşamadık. Paul George ve Kawhi'yle birlikte oynadığı maçlarda müthiş bir Clippers görmedik. Ama Clippers hep
sahadaki diğer takımdan daha iyi olmayı başarıyor. Basketbol sahasındaki temel amacı çok iyi başarıyor. Yani makro düzeyde baktığında bu takımın eleştirebileceğin yönleri var. Ama bir takım nasıl şampiyon oluyor? Önüne gelen her takımı yendiği zaman şampiyon oluyor değil mi playoff'ta? Clippers'da o havayı alabiliyoruz. Ya Clippers'ın şu ana kadar oynadığı maçlara bakıyorsun. Tuhaf birkaç mağlubiyet de var aralarında zaten. Şimdi hatırlamıyorum ama gerçekten hani çok beklenmedik bir iki mağlubiyet de var. Zaten Paul George sezona sakat girmişti. Kavay arada hem dinlendirilmek hem de arkasından biraz sakatlığın yükseltiğini arka arkaya 3 maç kaçırdı. Yani hiçbir zaman böyle tam komple bir araya giremediler. Zaten sezon başı kampında da olmadığı için George. Yani hala aslında onlar için daha yeni birbirlerine alışıyorlar gibi bir şey de söyleyebiliriz. Ve oynadıkları maçlara baktığın zaman etkileyici galibiyetler almış olsalar da sezon başındaki Lakers galibiyeti olsun. Boston'ı yendiler. Boston'ı çok yendiler. Yakın bir maçta Houston'ı yendiler. Houston'ı yendiler. Houston'a karşı ciddi iyi bir maç oynayarak yendi. Yani fakat çok etkileyici gözükmüyorlar. Fakat şunu söylemek lazım. Daha önceki Amerikan mutfakları da söylüyorum. Bunun altını burada net çizelim Clippers konuşuyorken. Clippers bundan 3 ay sonra bile çok etkileyici, daha doğrusu etkileyici derken çok ahenkli, çok senkronize, birbirine çok alışmış, tıkır tıkır oynayan bir takım asla olmayacak. Çünkü bu takımın kurgusu o değil. Bir tabir var ya, it's not a bug, it's a feature diye. Yani bu bir sorun değil, bu bir özellik. Gerçekten öyle. Yani bu takımın birbiriyle olan sinerjisinin düşük olması bir sorun değil, bir özellik. Çünkü bu takım böyle kurgulanmış bir takım. Yani Lou Williams, Montrezl Harrell ikilisinin sinerjisi var evet. Ama onların diğer oyuncularıyla sinerjisi çok düşük. Özellikle Lou Williams. Keza Kawhi bu sezon gerçekten asist rakamları inanılmaz şeylere çıktı. Çünkü kariyerindeki belki de yani oyunundaki belki de tek görece zayıf taraf pas tarafıydı. Çünkü genelde çok kopuk oynardı. Bütün Toronto yani Toronto'daki bütün sezon öyle geçti. Çok kopuk oynadı takımdan. Ama öyle işleyen bir oyuncu. Şimdi kendi gücünü yani kendi yaratma gücünü pasla değerlendiriyor ama o da biraz Allen Iverson'un asistlerine benziyor. Adamını geçiyor pası veriyor mesela. Kötü değil yanlış anlaşılmasın. Ama savunmayı üzerine çektiği için o pası verdiği an boş şut yaratıyor. Aynen. Ama bu da bir düzenin çalışması veya 5 kişinin işlemesini sağlayan bir çark değil. Paul George zaten genelde çarkın bitiriş noktalarında oynuyor. O bir istasyon gibi değil. Patrick Beverley gerçekten bir oyun kurucu değil zaten. Yani burada bir pas trafiği, ortak üretim, sinerji vesaire bu beklenmesin. Buna gerek de yok. Çünkü playoff dediğin ya da şampiyonluk yolu dediğin yerde zaten takımlar birbirine karşı karşıya geldiler ama birbirinin ana stratejilerine karşı çok güzel kontralar yapıyorlar. Burada ancak işte ne tür rakipten ne tür avantajlar alabiliyorsun da bakıyorsun. Ve parça parça da olsa, bölük pörçük de olsa bu avantajları en fazla alabilecek takım Clippers. Ama onlar önemlisi şu anki duruma gelirsek ki şu an konuşuyoruz bu hafta haftanın takımı olarak. Abi geçen tabii Dallas maçı oynadılar mesela. Gümbür gümbür gelen bir Dallas. İki tane 40 sayı fark attıkları maç. Daha sonra Houston'ı çok net bir şekilde devirdikleri maçtan sonra Clippers'ın karşısına geldiler. Ve Clippers abi herkes bir yerini bilsin dedi. Yani mesela bu takım kurulurken yani sezon başı değerlendirirken ne demiştik Clippers için? Abi Kawhi ve Paul George olduğu zaman her şeyden önce bugün oyunu en çok etkileyen, toplu oynayan kanatlar konusunda muazzam bir savunma üstünlükleri var. Çünkü Paul George'la Kawhi rakibin kanatlarıyla eşleştiği zaman onları çok zorlayacak diye. Abi Doncic için mesela ne kadar zorlandığını gördük bu arada. Çünkü fizik olarak Doncic için Doncic çok daha genç. Doncic teknik olarak çok üstün bir oyuncu olabilir ve olağanüstü bir sezon geçiriyor da. O kötü maçıydı ayrı konu. Ama fizik olarak belli bir seviyeye gelmeden Kawhi'yle falan baş etmek çok zor. Çok zor. İkincil bir eğer kanat toplu oynayan kanadın yoksa Doncic'in Dallas'ta yaşadığı sorun gibi ya da ikincil bir playmaker'ın yoksa Porzingis'te yarımken hücum edebilmen imkansız bu takım. Aynen. Geçemezsin o duvarı. Abi Kawhi, George, Beverly felç ediyorlar abi. Felç. Top trafiğinde bir şey kalmıyor. Onları tek oyabildiğin yer. Mesela dün gördük onu. Memphis'te Valanciunas paramparça. Abi onların uzun pozisyonunda çok oyabiliyorsun orayı. Yani orayı oy. Fakat abi orayı oymakla bir şey olmuyor abi artık. Yani uzun pozisyonda oy. Tamam biraz bir delik açıyorsun ama koca ağacı kesmiyor. Delik açıyorsun sadece. Mesela Dallas gibi öyle bir tehdidi olmayan takım veya Houston'da da mesela öyle bir tehdit yok. Çok da etkilemiyor. Artı zaten öyle tehdidi güçlü olan bir takımın bile yaratacağı tahribat da belli. O yüzden evet bu takım daha henüz yolun başında, daha da iyi olacaklar vesaire falan. Yani bütün her şey bir tarafa. Bu takımın sezon başı öngörülen şampiyonluk malzemesine sahip olduğunu
biz şu anda son halini almamış olsa bile gördük abi. Kesinlikle ya. Şampiyon malzemesinin kokusu geliyor şu anda zaten. Çok korkutucu görünüyorlar Kaan. Kokusunu almıştık. Şeyini, görüntüsünü gördük abi. Ve yani Doug Rivers biraz şey yapmaya başladı bu arada. Paul George, Kawhi ve Lou Williams daha önce de konuştuk ya. Biraz alakasız oyuncular hücumda birbirleriyle. Yani hepsinin kendine has bir hücumu var. Ama bir tane çok basit bir yol bulmuş. Neyse ki orada şans şu abi. Pardon çok özür dilerim lafını kesiyorum ama. Şans şu abi. Üçü de nasıl ifade edeyim? Olumlu karakterler. Evet, yani evet. Şey değiller. Top kullanmadığı zaman veya ikinci plana düştüğü zaman bunu çok dert eden karakterler değiller yani. Bir de Kaan abi şeye başladı Doug Rivers. Yani mesela Doug Rivers bu sene oyun şeyine baktığınızda, oyun setlerine baktığınızda çok basitleştirdi Clippers hücumunu. Çünkü geçen sene de aslında çok basit bir hücum vardı. Geçen sene de Tobias Harris tepede topu alıyordu. Uzunu çağırıyordu. Uzun devriliyordu. Basket atıyorlardı. Bu kadar. Çok basit oynuyorlar zaten. Şey yapmaya başladı şimdi. Bence hiç fena bir fikir değil. Faul çizgisinin iki tarafına Paul George ile Kawhi Leonard'ı diziyor. Tamam bitti topu, abi. Başka bir şey yapmana gerek yok topu ki. Topu Lou Williams da getiriyor. Şimdi Lou Williams topu getiriyor. Buran da Paul George, buran da Kawhi Leonard. Paul George çıkıp şut atabiliyor. Kawhi çıkıp şut atabiliyor. İkisi sana perde yapabiliyor ve devrilebiliyor. Çözüm yok. Yani bu üçsünün herhangi içine girdiği bir aksiyonu NBA'de ya da dünya üzerinde savunabilecek bir takım yok. Ve diğer oyuncu da genelde köşede Jamichael Green oluyor. Harika bir görev adamı. Mo Harkless oluyor. Harika bir görev adamı. Ya da içeride Montrezl Harrell oluyor. Ne yapacağım bu takıma yani? Çok zor. Hani o yüzden Clippers maç boyunca suyun üzerinde biraz kalsa şöyle. Zaten maçın son dakikasında maçı çözebilecek bütün ekipmanlara sahip savunma ve ucunda. Özellikle savunmada abi. Çok boğuyorlar ya istedikleri zaman. O yüzden puanlarımızı verelim istersen Kanan. Sonra bir soru soralım. Evet. Hız, servis, lezzet. 5 mağlubiyetleri var şu anda. Hızı buradan açalım istiyorsan sen. 14 galibiyet, 5 mağlubiyet. 6. Ben... Şöyle 7 diyeceğim çünkü kritik maçlarda yani daha belirleyici maçlarda daha odaklı oynadıkları için 7. Ben de 7 diyecektim sen atladıktan sonra. Şey çünkü sonuçta Kawhi Leonard bir de sakatlandığı maçlar var. Paul George dönemedi falan. 5 mağlubiyet. Hedef maçların hepsinde dişlerini gösterdiler yani. Servise ne diyorsun şu ana kadar? Burada değerlendirmek biraz zor. Yani mesela Doug Rivers şunu daha iyi yapabildi dediğim bir yer yok. Ama bu takımda maksimuma ulaştı mı dersen tabii ki ulaşmadı. Yani bu ikisi arasında bir ince çizgi var. O yüzden ben 8 vereceğim. 7'den 8 vereceğim servise şu anda. Ya ben de 8 vereceğim ama yani 4 ile 10 arasında herhangi bir not olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten zor. Anlattığım sebeplerden dolayı. 8 diyeyim çünkü kötü bir şey yok ortada. Ama bu takımın servisinin çok önemi de yok. Böyle bir tuhaflık var yani. Yani gerçekten tuhaf. O yüzden 8 diyeyim de kalsın öyle. Ya sonuçta orada önemli olan senin bahsettiğin gibi. Lezzete ne diyorsun peki? 9 abi. Şimdi lezzeti kaliteden aldığımız zaman zaten 9-10 veriyoruz bu takıma. Yani eksik bir sene dediğin gibi Zubac'ın 5 numara çıkması ki o da berbat bir oyuncu değil yani. Ya da 1 numaraları olmaması bir sorun. Hatta 9-10 bile verir ama 9-9. 9. Ben de daha oyun içindeki akıcılıklarına şimdilik baktığım için ki onun zaten iyi olmayacağını söyledik. Ben de 8 vereceğim şimdilik. Gene iyi verdin abi ona bakıyorsan yani. Ben tabii oyuncu yani tamamen malzeme kalitesine bakıyorum 9. Ya ben sadece Lou Williams'ı son çeyrek sola doğru giderken izlemenin bile 8 puan hak ettiğini düşünüyorum. O güzel evet. Peki şey ne diyorsun? Şey ne diyorsun? Soru. Soru soracağım. Tabii soru. Sor. Fikrini falan almayacağım daha buradan sonra. Soruyu sen belirledin. Bu hafta güzel bir soru. Controversial bir soru geldi Kaan abiden. Yemek sepeti sorumuz efendim. Clippers'ın şu anda zengin bir sahibi var biliyorsunuz. Steve Ballmer. Ama ondan önce de zengin bir sahibi vardı ve karıştığı bir olay yüzünden ya da yaptığı bir açıklama yüzünden görevinden alınmıştı. O sahibi soracağız size. O zengin beyefendiyi soracağız ki çok saygın bir beyefendi değil NBA'in kendisi. NBA'nin diğer takım sahiplerinin aldığı bir kararla takımı satmaya zorlanmıştı. Evet, kovdular NBA'den. Neve'yi yaptılar. O beyefendiyi soracağız size. Doğru bilen kişiler efendim yemek sepetinden 50 TL'lik çek. Bir kişiye yemek sepetinden 50 TL'lik çek vereceğiz. Yemek sepeti yorumunun altına yemek sepeti mutfak hashtag ile birlikte bunu yazabilirsiniz. Yeni konumuza geçelim Kaan abi. İnanın da ne kadar nazik ve beyefendi olduğunu bu ki bahsettiğimiz kişiden bile beyefendi diye hitap ederek hitap etmesinden çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Kaan abi bir yandan da olimpiyat kadroları belli oluyor şu anda. Kanada'nın geçen yıl da çok iştahlanan bir kadrosu vardı. Sonra herkes çekildi. Ama şimdi Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Nikhil Alexander-Walker gibi isimler katılacaklarını açıkladı. Dün R.J. Barrett de açıkladı. R.J. Barrett de açıkladı. Yani Kanada'nın zaten jenerasyon anlamında çok geniş bir jenerasyonu var. Olimpiyata giderken de ilginç bir kadroya sahipler. Yani Kelly Olynyk'in de oynamayı çok istediğini biliyoruz. McGruder da galiba şeydi. McGruder da oynayacak galiba. Onun dışında Wiggins bence çok kritik. Ama özellikle elemelerin evlerinde olduğunu düşünürsek gerçekten 12 kişilik bir NBA kadrosuyla gelme ihtimalleri hızla artıyor onların. Çünkü bir de Jamal Murray ilk açıklamayı yaptıktan sonra herkes de bir şekilde peşinden sürüklüyor bu durum. Bence kritik tek isim Wiggins kaldı. Ama Wiggins de gelmek işte sonra Corey Joseph'ından şeyine kadar bir sürü isim daha var.
Hani 12 kişilik bir NBA kadrosu kurmak, bu tabii bizim için çok çok iyi bir haber diyor. Çünkü Kanada'yla aynı gruba düştük. Evet. Elemelerde Türk milli takımı. Ama diğer taraftan da Kanada'nın oyuncu yetiştirme bazında yakaladığı jenerasyonu belki de milli takıma yansıtmaya başladığını görüyoruz. Çünkü Kanada milli takımının başarı geleneği çok düşük. Hani belli NBA oyuncuları gelse de hep kapasitesinin, beklentinin çok altında kalmışlardı. Ama bu sefer en azından yetenek olarak, bir de aynı zamanda bir NBA koçu başlarında olduğu için, Nick Nurse başlarında olduğu için orada bir yapı kurup yetiştirdikleri oyuncuları. Bu arada tabii Kanada'nın yetiştirdiği demek doğru değil. Kanada ile Amerika ortak bir havuzda birleştiriyor. Evet, Kanada'nın ayak salt yapısı gibi bir şeyden bahsedemeyiz. Yok. Tabii ki oyuncu seçimleri ve yetiştirmelerinde bayağı sistemsel değişikliklere gitmişler. O Vince Carter jenerasyonu sonrası. O iyi bir şey ama sonuçta ama Amerika. Zaten kolejde okuyor hepsi falan. Evet. Amerikan sistemiyle grift bir şekilde yapıyorlar. Ama nihayet bu oyuncuları da bir milli takım çatısı altında bir araya getirmeyi başardıklarını görüyoruz. Bu arada bir haber daha var. Bak Mert, sen Kanada ile ilgili ne diyeceksin? Şey söyleyecektim Kaan abi orada. Nick Nurse'un şöyle bir avantajı var bence Kanada'ya kazandırdı. Nick Nurse yani her yerde çalıştığı için daha önce Avrupa'yı da en iyi tanıyan koçlardan biri. Uluslararası basketbolu en iyi bilen koçlardan biri. İngiltere Ligi'nin kralı ya. İngiltere Ligi'nin doyan antrenördür kendisi. Ve yazın biz Dünya Kupası'nda da gördük. Yani yeniliklerden hiç kaçan bir antrenör değil. Zaten şu an Toronto'yla da en yenilikçi savunmalardan birini yapıyor. Abicim adam konferans finalinde Bucks & Man yaptı. Daha üstü var mı onun? Yenilikçiliğin çılgınlık boyutu yani. O yüzden de Kanada hakikaten çok ilginç sorun çıkarabilir. Diğer taraftan Brad Brown da Avustralya'nın başında olacak. Ve geçmişte de çalışmıştı Avustralya'yla. Ben Simmons'ın gitmesi için bu hamlenin yapıldığı konusu. Çünkü Lemanis de iyi bir antrenördü daha önceki antrenörlere. Ama Ben Simmons'ın, Brad Brown'ın Ben Simmons'ı getirebilecek olması tabii ki Avustralya'nın ilgisini çekiyor. Ve Avustralya da son Dünya Kupası'nda belki hani son kertede çok istediği yere gelememiş olsa da vizyon olarak madalya hedefine daha yaklaştığını, madalyayı çok daha hedefleyebileceğini gösteriyor. Ben Simmons'la birlikte aynı nüvenin madalya için önemli adaylardan biri olacağını söylüyor. Tabii Brett Brown'la nasıl bir uyum sağlayacaklar, Brett Brown'un bazı tercihleri Philadelphia'da da sorgulanır, orada da sorgulanır mı bilmiyoruz ama hani nasıl bir doku uyuşması olacak bilemiyoruz ama o da ilginç olacak. Ve bu arada gerek bensiniz gerek bu açıklamalar bir nevi olimpiyat için çok önemli sinyaller de veriyor. Evet. Ve özellikle Amerika'nın bir önceki ayağı kırıklığından sonra bu olimpiyat takımının neredeyse hemen hemen bütün yıldızları kapsayacağını öngörmek de zor değil. Bence Amerika bu sefer çok, çok ciddi bir kadro öyle geçiyor. Yani Curry, Steve Curry hani ve Popovic'e bana biraz verin. Dünya Kupası'na olimpiyata gelmek istiyorum demişti. LeBron James'in Popovic'e ben olimpiyata gelebilirim dediği söyleniyor bu sezonki durumuna göre. Olağanüstü bir olimpiyat kadrolarına doğru gidiyoruz. Bakalım Türkiye'nin de grubu belli oldu senin. Harden'la Anthony Davis de bu seneki Dünya Kupası'ndan çekilirken seneye olimpiyata geleceklerini söylemişlerdi mesela. Takıma baksana şimdi. Bizim de grup belli oldu ama senin de söylediğin gibi biraz iş zor tabii ki. Yani bir de Yunanistan da var orada. Yanis'in durumu belli değil. Yanis milli takımda çok oynamak istiyor ama bu son Dünya Kupası çok ağzının tadını kaçırdı onun. Çok tatsızdı. Yani genel sonuçtan bağımsız onun oynatılma şekli de çok hoşuma gitti. Gerçi orada da koç değişimi oldu şimdi. Evet, Rick Pitino Yunanistan'da yönetecek. Evet. Ondan sonra Rick Pitino da ilginç olacak. Yani evet. Uluslararası basketbolda artık Amerika'da iş bulamayacağı kesinleştikten sonra tamamen uluslararası basketbol kanalisi oldu. İlginç koç ve tercihlerle birlikte olimpiyat oyunlarına doğru gidiyoruz. Çok teşekkürler Kaan abi. Ben teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.